وذكر فان الذكرات تنفع المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عزيز من كاردشترم Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğimiz zaman okumasıyla, anlamasıyla, amel etmesiyle Kur'an bize Rabbimizi tanıtacaktır. Rabbimizi tanıyacağız, Rabbimizin dinini tanımış olacağız. Eğer Kur'an yıllarca okuduğumuz halde bize Rabbimizi tanıtmıyorsa Okuyuşumuzda bir sorun var demektir. Şüphesiz. Rabbimizi tanıyacağız derken bilgimiz onun sıfatları, azameti, Kur'an'ı, peygamberleri, mahlukatı, yaratması, gökleri yeri. Bu bilgiyi de kastediyoruz. Ama asıl kastettiğimiz şey içimizi dolduran Allah sevgisi Allah ağırlığı Allah'a teslimiyet bütünlüğüdür. Kuru bilgi değil. Bu bilgiler gerekli tefsir kitaplarından öğrenilir, mealden de bir nebze öğrenilir. Ama Kur'an okundukça mümin sulu gözlü olmaya başlar. Arapça bilmese, tefsir okumasa da Kur'an'ın manevi ağırlığı var. Tıpkı ne gibi şehirde yaşayan birinin hissettiği oksijenle mesela 2000 metre yüksek bir dağa çıktığında hissettiği oksijen arasında, temiz hava arasındaki fark gibi şehir kirliliğinden yükseklere çıkıldıkça, bulutlara yaklaşıldıkça Hava temizlenir. Tabiat farklılaşır. Kur'an-ı Kerim'e başladığımız günle onu okuya okuya yükseldiğimiz gün arasındaki farklar da böyledir. Okudukça Kur'an'ı Rabbimize ait hisler bizde yükselmeli. Okudukça Kur'an'ı haramlara karşı nefretimiz artmalı. Okudukça Kur'an'ı onu bize ulaştıran Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sevdamız çoğalmalı. Kur'an bunun için okunur. Aynı zamanda sevap da kazandırır. Eğer Kur'an okuduğumuzda Allah'ın ehad olduğu, tek olduğu, ona hiçbir şeyin ortak olamayacağı anlaşılamıyorsa Kur'an okuyuşumuzun geri kaldığını, az olduğunu, yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim okudukça Allah'ın razzak olduğu, vehhab olduğu, bütün nimetlerin sahibinin Allah olduğunu muhakkak hatırlıyor olmamız lazım. Çünkü biz her Kur'an okudukça Nahl suresini okuyacağız. Orada da Allah bize وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ diyecek. Hangi nimet Allah'tan değil? Başta sağlık olmak üzere. Hangi nimet Allah'tan değil? Allah bize Kur'an okudukça onun razzak olduğunu, hiç kimsenin kimseyi doyurmadığını, Allah'ın herkesi doyurduğunu, bebeğin annesinden süt emerken o sütü verenin Allah olduğunu hatırlatıyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın kahhar olduğunu, aziz olduğunu, hiçbir şeyde Allah'ın mağlup olmayacağını Allah bize öğretmiş oluyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah kahhardır, azizdir. Bu isimleriyle biz Allah'ı tanıyoruz. Aynı şekilde Kur'an okudukça şu üzerinde yaşadığımız dünyadaki yürür tabiat kanunu dediğimiz kanunlar da Allah'ın kanunlarıdır. Bulutları o yarattı. Göklere o şekil verdi. Dünyayı dereleriyle, dağlarıyla o yarattı. Her şey onun. Mülk onun. Yasalar onun. Biz her Fatır suresini okudukça orada göreceğiz ki Allah'ın kanunlarında değişiklik olmaz. Allah yağmur kanunu koydu. Her yıl dünya toprağı şu kadar su görecek diye kanun koydu. Bu hiç değişmiyor. Ne değişiyor? Kullarının isyanına, hatalarına dualarına yalvarışına göre bu sene şu toprağa şu kadar gönderiyor. Öbür sene başka toprağa o kadar gönderiyor ama dünya aynı suyu görüyor hep. Bunun gibi maddi ve manevi bütün kanunları Allah'ın bu tabiatta her ne kanun koyduysa ebedidir o. Aynı şekilde Kur'an okudukça biz Yusuf ismini duydukça Kur'an'da Türkçe bu isim. Meryem ismini duydukça, Türkçe bu isim. İbrahim ismini duydukça, Musa ismini duydukça, Nuh ismini duydukça, İsa ismini duydukça aleyhisselam cemian biz bir kere daha babasız doğan çocuğu hatırlarız. Bizim için ibret olur. Her Yusuf kelimesi Kur'an'da geçtikçe biz evlat büyütmenin Yakub aleyhisselam gibi bir peygambere bile ne kadar yorduğunu, yorucu olduğunu hatırlar. Evlat imtihanının büyüklüğünü zihnimizde tazeleriz. Yani her Kur'an okuyuşumuz bizim bize Allahu Teala'nın bize anlattığı peygamberler ve Kur'an'daki kıssalar açısından büyük bir eğitim olur üniversiteye gidenden daha fazla biz Kur'an'dan kendimize dersler çıkarırız. Firavun'u duydukça Kur'an'da, Karun'u duydukça, hatta namazda Ebu Leheb'in ismi geçince, tebbet yeda ebi lehebin ve tebbe duydukça titrer gibi oluruz. Allah'a düşmanlığın, peygambere düşmanlığın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlarız. Böylece Niye biz varız bu dünyada? Neden dünya var? Biz dünyada neden varız? Bu dünyanın imtihanı peygamberler de dahil niye kimseyi muaf tutmadı? Niye herkes bu dünyada imtihan olup rızayı kazanıp Allah'ın rızasını yani kazanıp cennete gitmek için uğraşıyor? Şeytan niye engelliyor gibi gerçekleri anlarız. Allah'ın nimetlerini hatırlarız en büyük nimeti bizi insan olarak yaratması, insanlığımızı Müslümanlığımızla taçlandırması, şu dünyadaki bütün nimetleri bizim hizmetimize sunmuş olması Allah'ın, ne yarattıysa denizlerinden, karalarından, ağaçlarından, her şey bir nimet olarak önümüzde duruyor. Bu baskılı fitnelere, fesada rağmen hala ayakta duruşumuz, imanımızdan taviz vermeyişimiz büyük bir nimet. Can güvenliğimiz, çoluk çocuğumuzla bir evin çatısı altında yaşayışımız bir nimet. Bu nimetleri Kur'an bize hatırlatır. Şüphesiz hatırlamayı bilen için. Asla bu saydığım şeyler için Arapça bilmek gerekmez. Kul huvallahu ehed ne demektir herkes bunu anlıyor. Meryem kelimesi geçtikçe, İsa kelimesi geçtikçe insanlar Allah'a şirk koşup cehenneme girdiler bu anlaşılıyor. Musa kelimesi geçtikçe Karun ve Firavun anlaşılıyor, Haman anlaşılıyor. Allah'a malla isyanın ne kadar kötü olduğu anlaşılıyor. Anlamak isteyen için Kur'an hep anlaşılacak şeylerle doludur. Yeter ki yönümüz, aşkımız, hasretimiz Kur'an'a yönelik olsun. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in elhamdülillahi rabbil alemin. Ve zekkir <laughs> fe inne zikra